Topuk ağrısı kimlerde sık görülür hocam? Topuk ağrısını özellikle ayakta basma problemi olan kişilerde görüyoruz. Öncelikli olarak düz tabanlı olan, yüksek kavisi olan ve bu ayak yapısına sahip olmasına rağmen uygun ayakkabı giymeyen kişilerde çok ortaya çıkıyor. Artı spor yapmakla ilgili olarak spor tercihlerinde koşma ve yürümeyi tercih edip bunun için uygun ayakkabı kullanmayan kişilerde topuk ağrısını oldukça fazla görüyoruz. Topuk ağrısında görülen farklılıklar nelerdir hocam? Direkt beni anlatıyor da o yüzden habire gülüyorum. Topuk ağrısı ile ilgili tanıdığım ünlüler de var tabii bu arada. Tamam. Bende de maalesef var. Evet. Topuk ağrısı ile ilgili aslında dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Şöyle ki topuk ağrısının niteliği sabah yataktan kalkarken ilk birkaç adımdaysa bu klasik olarak ayak arka kaslarının kısaldığını gösteren bir tablo. Burada daha ağırlıklı olarak hastanın kasları uzatması ile ilgili egzersiz programlarına gitmesini istiyoruz. Evet. Eğer hastamız bize topuğundaki ağrıyı özellikle gece istirahatte hissettiğine dair bir bilgiyle geliyorsa, sabah hiçbir şey yoksa ya da yürürken hiçbir sıkıntı yoksa sinir sıkışması problemlerini akla getirmemiz gerekiyor. Eğer topuk ağrısı hasta yürüdükçe ortaya çıkan bir ağrıysa ve şiddeti de giderek artıyorsa, buralarda daha çok bel problemlerini ya da topuk bölgesini ilgilendiren kemik içindeki ödemleri tartışmak gerekir. Bunlara göre nasıl tedaviler uygulanıyor şu anda ve son noktada tabii ki kimlere ameliyatı öneriyorsunuz? Aslında cerrahi olabildiğince az yaptığımız ya da az tercih ettiğimiz yer. Çünkü genellikle bunların hepsinde tedavi şemalarında konservatif tedaviler çok yeterli oluyor. Klasik topuk ağrısında sabah yataktan kalkma problemi olduğu şikayetlerde hastaları egzersizlerle, uygun ayakkabılarla, gerekirse ayakkabı içerisinde muhtelif koyduğumuz kişiye özel desteklerle tedavi ediyoruz. Sinir sıkışmalarında enjeksiyonlar ve fizik tedavinin çok ciddi bir yeri var. Bel problemlerinde ise genellikle fizik tedavi ya da uygun hekimlere yönlendirerek tedavilerini tamamlıyoruz hastaları. Cerrahi hangi noktada, ne zaman yapılıyor hocam ve bu cerrahinin riskleri oluyor mu? Bir de cerrahide ne yapılıyor yani topuk ağrısıyla ilgili? Aslında iki tane cerrahi var yaptığımız. Bunlardan bir tanesi sinir sıkışmalarında eğer siniri gevşetemiyorsak, dışarıdan yaptığımız bütün tedavilere rağmen sinirdeki sıkışıklık devam ediyorsa siniri gevşettiğimiz bir ameliyat var. Topuğun yan tarafından açık bir ameliyat yapıyoruz. Kabaca 3-4 santimetrik bir açıktan sinirin geçtiği yeri bulup ödemin etki gösterdiği ve siniri sıkıştırdığı yeri rahatlatıyoruz. Bir de klasik topuk ağrısında tendon eğer çok uzun zamandan beri kısa kaldıysa yapılan fizik tedavileri minimum 1 yıl cevap alınamıyorsa o zaman bu 1 yılın sonunda bu kası uzatmak üzere bir kapalı ameliyat var yaptığımız. Ayağın üzerinde birkaç noktadan küçük delikler açıp içeriye girip kası bulup belli noktalardan uzattığımızda tedaviyi sonlandırıyoruz. Tedaviyi sonlandırıyor oluyorsunuz. Peki bu cerrahilerin herhangi bir riskleri var mı hocam? Topuk ağrısıyla ilgili yapılan cerrahiler aslında masum cerrahiler. Çok ciddi şikayetler oluşturmuyor. Sonrasıyla ilgili komplikasyonlarımız yok. Buradaki tek sıkıntımız hani niye son tercihtir de. Tek problem şu, bu ameliyatları yaptıktan sonra hastaları bekleyen kabaca 6 haftalık bir istirahat dönemi var. Hastaların sosyal olarak ve ekonomik olarak bunu tolere etmekle ilgili sorunları olacağını bildiğimiz için aslında beklemekteki tek sebep bu 6 haftanın hastaya yaşatılmaması. Yaşatılmaması anlamında. Peki çocukların ayak problemlerinde ne zaman doktora başvurmamız gerekiyor? Özellikle de hangi yaş grubundaki çocukları ortopedi muayenesine götürmemiz gerekiyor? Aslında ilk ortopedi muayenesinin biliyorsunuz kalça için yapılması gerekiyor. Doğduktan bir ay sonra bir kalça ultrasonuyla kalçada her şey yolunda mı ona bakıyoruz. Ama sonrasındaki ilk muayene kabaca 4 yaş civarında oluyor. 4 yaşında bize başvurduğunuz zaman aslında ilk baktığımız şey ayak yapısıyla ilgili olarak herhangi bir şekilde bir düz tabanlık ya da yüksek kavis gibi bir basma kusurunun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu arada birçok aile çocukların ilk yürüyüşünde 1,5-2 yaş civarında çocukları yere basarken farklı bastığı için telaşa kapılıyor. Burada altını çok ciddi bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Diyor ki bu yaş döneminde yanlış basma diye bir şey yok. Yoktur değil mi? Bu çocuklar, bu çocuklar yere adapte olmaya çalışıyorlar. Yeri öğreniyorlar. Basmayı öğreniyorlar. O yüzden hiçbir şekilde telaş yapmayı istemiyoruz. Burada genellikle çocukları getirdikleri zaman aileye bu bilgiyi verip sakinleştirip eve gönderiyoruz tekrardan. 4 yaş civarında eğer her şey devam ediyorsa orada çocuğun büyüme dönemi geldiği için artık kalça diz eklemleriyle ilgili bir dizilim problemi olmaması için eğer çocukta özellikle erken yorulma gibi bir problem varsa özel yapılmış tabanlıklar ya da tavsiye ettiğimiz bazı model ayakkabılar var. Bu ayakkabılarla tedaviye başlıyoruz. Çocuklarda içe basma veya dışa basma hangi hastalıklar görülüyor? Aslında ayakta. İkisi birbiriyle dengeli bazı rahatsızlıklar var. Örnek vereyim, düz tabanlık içe basmayla beraber görülüyor. Yüksek kavisle beraber de dışa basma görülüyor. Bu ikisi beraber giden problem. Tabi bu arada
içe basma sorunu bazen kalça kaynaklı da olabiliyor. Kalçanın gelişimsel sorunlarında da içe basma, dışa basma sorunları olabiliyor. Ama bunların hepsine dediğim gibi takiplerle, çocuğun büyümesiyle genellikle %90-95 basit tedbirlerle her şeyi çözüyoruz. Yürüme analizinin bir önemi var mıdır bu ayak problemleri çözümlemede, teşhisinde? Şimdi yürüme analizini, aslında yürüme analizini şöyle, bugün kabaca 7-8 yaşını geçmiş yürümesini kontrol etmeyi başarmış herkes de yapıyoruz muayeneye geldiklerinde. Çünkü yürüme analizi birçok data veriyor. Öncelikli olarak yere doğru basıyor muyuz? Hangi açıyla yere basıyoruz? Bastığımız zaman yükü doğru yerlere verebiliyor muyuz? Ya da kaslarımızı doğru şekilde kullanabiliyor muyuz? Yürüme analizi bize bununla ilgili çok net bir bilgi veriyor. Nerede kullanıyoruz? Örnekleyeyim, topuk ağrısıyla gelen bir kişi de bize ilk başvurduğunda kasının ne kadar kısa olduğunu yürüme analiziyle görebiliyoruz. Tedavi ettikten sonra bunun düzelip düzelmediğini yine yürüme analiziyle takip edebiliyoruz. Ya da bir çocuk bize içe basmayla geldiğinde açının bozuk olduğunu ilk etapta yürüme analiziyle tespit ediyoruz. Sonrasında takip ederken çocuğun ne kadar düzeldiğini yine yürüme analizi takip etme şansımız oluyor. Güzel. Peki düz tabanlık ve içe basma arasında nasıl bir bağlantı var? Yani mesela her içe basan düz taban demek midir? Okey. Şöyle kabaca her düz taban içeri basar ama her içeri basan düz taban değildir. Çünkü az önce söyledim, içe basanların kalça ve disk kaynaklı problemleri de olabiliyor. Bizim burada hani ana ilgilendiğimiz konu ayakla ilgili olarak konuştuğumuz için düz tabanlarda bir içe basma meselesi aslında vücudun dengelemek amacıyla oluşturduğu bir şey. Ayağın kavisi iyi çalışmayınca, dengeyi kurmak adına yükü yere dağıtamayınca vücut bir yan yaylanma yapıyor. Aslında bizim peşinden koştuğumuz ve iyileştirmeye çalıştığımız şey tam burası. Çünkü bu içe basmaya müsaade edecek olursanız zamanla çocuğun diz ve kalçasıyla ilgili problemler ortaya çıkıyor. Daha doğrusu erişkinlik döneminde bunlarla karşılaşıyoruz. Onları engellemeye çalışıyoruz. Peki ama bunların tedavisi olduğunu bilmek önemli ama ne zaman kontrollerinin yapılması gerekiyor? Geç kalınmışlık durumu oluyor ya bazen, keşke daha önce getirseydiniz yani çocuğunuzu falan. Yani aslında büyüme çağını takip ederek gittiğimiz bir o süreç olduğu için tamamlandığında artık her şey bitiyor. Bitmiş oluyor. O yüzden kız çocuklarını biraz daha erken hekime getirmeyi istiyoruz. Çünkü ergenlik kız çocukları 12-13 yaşta ergenliğe girdiği için genellikle boy uzamaları ve ayak gelişimleri bu yaş civarındayken bitiyor. Erkeklerde biraz daha rahatız. 16-18'e kadar vaktimiz var. Ama dediğim gibi 4-5 yaş civarında bir İlk muayene zaten bunların hepsi ortaya konuyor. Gideceğiniz ortopedi uzmanı size bununla ilgili gerekli bilgiyi verip sizi nasıl takip etmesi gerektiğini söyleyecektir. Ama genellikle çocukları yılda bir kere görmemiz yeterli oluyor olabilir takip ederken. Peki genetik faktörler oluyor mu? Yani babasının annesinin ayağını da alan, birebir kopyası olan bir sürü çocuk oluyor. Kesinlikle. Orada da belki bir miktar daha erken davranmamız için zaten bir uyarı. Zaten şöyle, hani annede ya da babada böyle varsa, bir yapısal problem varsa muhakkak görmeyi istiyoruz. Evet. Bu arada tabii ki 20-25 sene önce ya da 30 sene önceki yapılan tedavilerle bu tedaviler aynı tedaviler değil. Hani 20-30 yıl öncesinde kullandığımız sistemlerle ya da ayakkabı çeşitleriyle bugün çok ciddi bir farklılık var. Getiren anne babalar bize çok böyle hani kendi dönemlerinden kalmış olan sert kaba ayakkabılar var, onlardan mı kullanacağız gibi bir endişeyle gelir. Bugün artık onların hiçbirini kullanmıyoruz. Çok başka bir dünyadayız. Ona göre çözümler üretiyoruz. Evet. Buradan da bilgilerini alıyoruz. Yani daha doğrusu yeni gelişmelerin diyebiliriz. Şimdi baş parmak çıkıntısını konuşalım. Baş parmak çıkıntısı kimlerde görülüyor? Neden kadınlarda daha sık görülüyor? Aslında baş parmak çıkıntısını kadınlarda da erkeklerde de görüyoruz ama erkeklerde bu problemi önemsemiyoruz. Daha doğrusu erkekler onlara geniş ayakkabı giymelerini önerdiğiniz zaman bu ayakkabıları giydikleri için bu problem ortadan kalkmış oluyor. Bayanlardaki en büyük sıkıntımız, problem başladığı andan itibaren aslında iyi ayakkabı olarak adlandırdığımız önü geniş ve yuvarlak ayakkabı giyimini teklif etmemize rağmen bayanların genellikle günlük yaşantıda kullandıkları ayakkabının çok farklı olması nedeniyle, evet. Hani babetler, platform ayakkabılar, spor ayakkabısı vesaire. Sürekli bir değişken varsa baş parmak çıkıntısı o yüzden bayanları daha fazla sıkıntıya sokan bir problem. Genellikle genetik altyapıdan kaynaklanıyor. Evet, eşlik eden problemler var. Düz tabanlık gibi, romatizmal problemler, diyabet gibi. Ama teknik olarak biliyoruz ki ilk etapta bir genetik altyapı var. Onu bozan bir ayakkabı giyimi ve üzerine eklenen muhtelif faktörler var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.